Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir şirkete hoş geldin. ...2023 yılında kararlarımı alırken artık çok farklı bir yapıyı benimsedim. Ve bu bölümde sana bu sürecimi anlatmak istiyorum. İlk olarak baktığım şey şu. Bir karar beni ne kadar korkutuyorsa o kadar çok üzerine gitmeye çalışıyor. Ve bu noktada geçmişe gittiğimizde aslında pek çoğumuz korktuğumuz şeyler yapmış olabiliriz. Yani yeni şehre taşındık, yurt dışına çıktık belki, az bildiğimiz bir işe girdik, belki işimizde yönetici rolü üstlendik ya da benim gibi sen de işinden istifa ettin. Tüm bu korkuların ardından ciddi bir şekilde öğrenme sürecine giriyoruz. Çünkü biz mevcut alanımızda gelişemiyoruz. Bizim gelişebileceğimiz alan korktuğumuz şeylerin arkasında bizi bekliyor. Mantık çok basit aslında. Bir şeyden zaten korkmuyorsak yapabiliriz ve yapıyoruzdur. Şu an kendinden örnek alabilirsin. Diyelim işinle alakalı bir durum var. Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Bunu zaten yapabiliyorsun. Bundan artık korkmuyorsun. Ve bu yüzden de işinde gelişebiliyor musun? Bir noktaya kadar. La Lakin korkuyorsak bu muhteşem bir sinyaldir. Önceki bölümlerde ara ara bahsettim. Daha da bahsetmeye devam edeceğim muhtemelen. Steven Pressfield kitabında bahsediyor. Yaratma Savaşı isimli kitabında bahsediyor. Korku sinyaldir. Korkunun üzerine gitmeniz gerekir diyor. İşte karar verirken biz korkmuyorsak Zaten onu yapabiliyoruzdur. Korkuyorsak onun üzerine gitmemiz gerekiyor. Ve bu noktada genelde bunu ben de yaşıyorum. Neden korkuyoruz peki? Yeterince konuya hakim olmayabiliriz. İnsanlar ne der diye düşünüyoruz. Ya başarısız olursam diyoruz. İşte tüm bunların sebebi bizim korkmamız. Bunu ben de yaşıyorum. Bu bölümleri kaydederken hep aklımda da bu oluyor. Çünkü ben burada kendimce deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Fakat arka planda dinleyiciler acaba ne derler? Ya burada ben bunu söyledim ama acaba yanlış anlaşılır mı? Bu bölümleri kimse dinlemezse ya bu kadar emeğim boşa giderse gibi düşünceler hep oluyor bende de oluyor. Lakin bunlar sinyal aslında bunu önceden belki geçen sene bana sorsan bunları olumsuz bir durum olarak anlayabilirdim. Artık tam aksi yönde bunun doğru bir işaret olduğunu fark ettim. Çünkü beni yapmaya iten şey de bu. Şu an burada kendi başıma evde mikrofonu alıp telefonla kayıt alıyor... Baktığımda çok anlamsız gibi duruyor yaptım. Ama şuna inanıyorum ben ne kadar bunu düzenli olarak yapabilirsem ne kadar çok sana ve senin gibi girişim yolcu yolculuğunda olanlara ya da girişim yolculuğuna çıkmak isteyenlere ne kadar çok fayda sağlayabilirsem o kadar çok ben de daha çok korkularım üzerine giderim diye düşünüyorum. Çünkü podcast yapmak da benim çok korktuğum bir şeydi. 2021 yılının Ağustos ayında başladım. Bir tane bölüm bile yayınladım hatta podcast'te. Ama devam ettiremedim. Fakat bugün yine başladığım süreçte Aralık ayın sonunda başlamıştım ben 2022 yılının. Başladığım noktada halen korkuyordum. Çünkü sektörde benden çok daha yetkin kişiler var. Ya ben şimdi böyle bildiklerimi anlatacağım ama insanlar ne der falan diye bir düşünce oluyordu. Ne kadar ertelersem erteli. Artık dedim ki Gökhan bunun bir sonu yok. Bu korkular bir sinyal. Beni bundan üzerine gitmem lazım dedim ve ne yaptım? Hemen bölümleri artık yayınlamaya başladım. Hatta gençliğimiz günlerde yine bir tane daha örnek vereyim daha olayın net anlaşması adına. İngilizce ile alakalı kendimi geliştirme sürecindeyim. Dizileri altyazılı olarak izliyorum. Youtube'da videoları İngilizce altyazılı olarak izliyorum. İngilizce olarak bir şeyler dinliyorum ve anlama kabiliyetimi böyle geliştirmeye çalışıyorum. Lakin benim hep korktuğum ve kaçtığım konuşmak. Ve ertele, ertele, ertele derken bir noktada geçtiğimiz günlerde dahil olduğum bir topluluk var. Bu topluluğun bir İngilizce eğitimiyle alakalı programını başladığını gördüm. Ve bir speaking club gibi bir konuşma etkinlikleri de var. Normalde Eski Gökhan olsa ya şimdi insanlar ne der ben şimdi böyle takılacağım konuşamayacağım falan diye düşünüp buna başvurmazdım. Ama gözüm kapalı başvurdum. Çünkü dediğim gibi artık karar verirken korkuyorsam doğru bir sinyaldir diye düşünüyorum. Bunu çok fazla tekrardan farkındayım ama konum daha iyi anlaşılması adına örneklendirmek için yine üzerine basa basa söylemek istiyorum. Sonra hemen formu doldurdum ve girişimi yaptım. Örnek veriyorum, yine kaç saydım. Belki iki ay sonra bunu yapmak zorunda kalacaktım. Belki 6 ay sonra bunu yapmak zorunda kalacaktım. Bu seninle de alakalı. Belki bir iş fikrim var. Belki işinle alakalı bir yönetici olma durumun var ya da kendini daha farklı alanlarda geliştirmek istiyorsun. Korkuyorsun. Bu gayet normal. Hepimiz korkuyoruz. Benim dahil olduğum bazı abonelik grupları var. Meta reklamlarıyla alakalı, dijital pazarlama ile alakalı böyle soru cevapların yapıldığı Discord grupları ne oldu? Orada mesela bakıyorum. Uzman dediğimiz sektörde iyi noktada olan kişinin de korkusu var. Bu gayet normal. Onlar hani belli bir noktaya gelen kişilerin korkusu bitmiyor. Bu zaten bir farkındalık süreci. Ne kadar yukarı çıkarsak çıkalım hem maddi anlamda hem kendimiz geliştirme anlamında her bir çıta sonrasında bizi bekleyen bir korkutucu bir şey var. Örnek veriyorum İngilizce konuşarak bir YouTube kanalı açmak olabilir belki o kişi için. Ya da aylık olarak belki 10 bin dolar kazanmak olabilir. Bunun için ne yapması gerekiyor? Global'deki kişilerle network kurması gerekiyor. Onların yetkinliği belki çok daha yüksek. Baktığımda her noktadayken korktuğumuz bir şey var ve bu gayet doğal. Bugün eğer ki bir üniversitede öğrencisen, okul hayatındaysan da örnek veriyorum belki kurup etkinliklerine katılmak, topluluk önünde konuşmak gibi korkuların olacaktır. İş hayatına girdiğinde de belki az bildiğin bir alanda çalışmaya başlayacaksın ve onu öğrenmen gerekecek. İş hayatında belli bir tecrübeye ulaştığın takdirde de yönetici olmak adına belli yine riskler ve sorumluluklar alman lazım. Ekip yönetimi nasıl oluyor, insanlara nasıl iş yaptırabilirim gibi. Hayatın her noktasında olan bir şey bu. İşte o yüzden ben de artık 2023 itibariyle kararlarımı sadece buna yönelik olarak alıyorum. Eğer ki bir şey yapabilirim, benim için kolay diyorsam bunu yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Benim yapmaya çalıştığım şey korktuğumu bulabilmek, bunları tespit etmek ve bunları üzerine ekmek. Umarım bu içerikte sana faydası olmuştur. Kendine iyi bir bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.